Sadece şarkı söylemiyorum ben sahnede. Bir Bülent Ersoy durumum yok yani. Ankara'da konser veren Ayşegül Aldınç benim için çok önemli dedi ve röportajın hangi kısmının kesilmemesini istedi. Burayı kesmeyin olur mu lütfen? Önemli bu benim için. Ünlü sanatçı Ayşegül Aldınç ile Ankara konseri öncesinde kuliste buluşuyoruz. Ankara'yı ben çok severim. Beni Ankaralı zannediyorlar hatta. Burada çok arkadaşım var benim. Bugün bazıları gelecekler buraya. Bazen de böyle görünmez oluyorum. Ben buraya geliyorum çünkü hepsine teker teker vakit ayırmam gerekiyor. Sahne o kadar özel ki, o kadar başka bir şey ki kendi kendine kalman da gerekebilir. Yani kendini ağırlaman lazım o esnada. Ya da ondan bir gün önce falan filan. Bir gün önce bende ağırlama çalışmaları başlıyor. Ondan sonra o yüzden bazen hani geliyorum gidiyorum falan pek göremiyorum arkadaşlar. Sahne öncesinde büyük bir sükunet yaşamaktan hoşlanan Ayşegül Aldınç kostüm seçimi konusunda da çok rahatmış. Kılık kıyafet hazırlığı bugün çok şıksınız. Mesela ay ne teşekkür kadar ederim. Hiç benim öyle ya o kadar kısa sürer ki öyle şeyler. Hiç öyle uzun uzun bir Bülent Ersoy durumum yok yani. Bülent Hanım'ınki zaman seviyoruz. Zaman Bülent Hanım'ı çok seviyoruz bu arada. Ünlü şarkıcı modayı takip etmiyormuş ancak göz ucuyla da moda dünyasında neler var neler yok takipteymiş. Takip ediyor musunuz modayı yakından? Hiç yakından takip etmiyorum ama tabii ki yani dışında kalamayız. Yani şu anda ben nasıl söyleyeyim 80'li yılların kılığı gibi şeyler giyemem. Yani şöyle vatkalar takamam eğer o sıra moda değilse gibi. Her haliyle güzel olan Ayşegül Aldınç yıllardır bir çizgi üzerinde ilerliyor eleştirilerine de cevap verdi. Aslında çizgi nedir ben bilmiyorum. Ben sevdiğim şarkıları söylüyorum. Çizgi nedir çizgi Allah aşkına? Sevdiğim şarkıları söylüyorum. Diyorsunuz ki siz bu kadının çizgisi bu. Yani tümden gelim tüme varım gibi bir şey. Ben bir çizgide yürümüyorum. Yürüdüğüm yolda siz beni oraya oturtuyorsunuz. Ayşegül Aldınç ciddi, sert, sınırları kırmızı kalın çizgilerle çizgili olan bir kadın olarak bilinir. Tamamdır bu yani son derece de mutluyum beni algıladığınız, koyduğunuz yerden ama hani bu acaba sahnede daha neşeli mi değil mi böyle daha sakin şarkılar söylüyor algısını biraz yıkmam lazım. Ben son derece neşeli, eğlenceli, matrak bir kadınım. Çok doğru söylüyor. Bakın röportajımıza giderken neler yaşadık Ayşegül Aldınç'le. Bana bak. Dediğim gibi damat şeysi bu, olayımız bu. Şap 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 şap, tamam mı? Hadi eğil. Artık onunla konuşuruz. Tamam. Onu da anlatırım ayrıca peki. O öbür elinden çatalı tutarken öbür elinden mikrofonu falan tutuyorlar. Benim hiç öyle mesela şeylerim yok. Hayda. Röportaj yapıyoruz, gelmeyin. Öğrenci hak. He? Öğrenci hakları mı? Öğrenci akpili. Ha akpili. Öğrenci hakları ne lan? Evet, devam edebiliriz. Ha, tamam. Ne diyordum? Yine bir sahneye bu şekilde mi hazırlanıyorsunuz? Yemek yiyordunuz. Sahneye bu şekilde hazırlanıyorum. Haydi bakalım. Yapmıyoruz ya. Arkadaşlar oradan buraya gelmeyin. O telefonun da sesini kapatalım. Kapattın mı? Kapattım. Tamamen kapat sesini. Telefon kapı zili tam röportaja giriyorduk ki bir de korna sesi gelince kahkahalar resmen havada uçuştu gördünüz. Bu durumu bakın nasıl açıklıyor ünlü şarkıcı. Ama şarkımı söylerken sadece şarkı söylemiyorum ben sahnede. Yani böyle bir ufak bir şey mesafe var bazı insanlarda. Burayı kesmeyin olur mu lütfen? Önemli bu benim için. Böyle bir algı var yani böyle kadın sakin sakin teatral şarkılarını söyler falan yok abi öyle bir şey biraz yok. Biraz asil duruşla alakalı herhalde bu. Asil de dururuz, külhan da dururuz duruma göre değişir.